Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili boğa burçları için bakalım bu ayki kartlarımızda, tarot kartlarımızda neler çıkacak. Ben şimdi boğa burçları için aşk, sağlık, kariyer, iş, maddi durum, aile hayatı, aşk hayatı, aklındaki kişiyle ilgili gibi soruların kartlarını, açılımlarını yapacağım. Bakalım neler çıkacak. Bu tarzda bir sürü videolarım var, ikili seçme videolarım. Onları da kanalıma girip izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayanlar varsa hala abone olursanız sevinirim. Şimdi sevgili boğa burçları için kartlarımızı karıştıracağım. Bakalım ilk önce aşk açılımıyla başlayacağım. Bakalım boğa burçlarının aşk açılımında neler çıkacak ilk olarak. Bu ay bakalım aşk hayatında sizleri neler bekliyor. Şöyle hızlıca karıştıralım. Kartlarımızı açalım. Şöylece aşk hayatımızla ilgili ilk kartımız güçlü bir krallık. Yani güç kartları çıktı. Yani eğer ki bir sorununuz varsa, bir derdiniz varsa bu sorunu çözebilirsiniz. Hayatınıza yeni birini alabilirsiniz. İlişkide kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Var olan ilişkinizde her şey yolunda giderken bir dönem durup sorgulayabilirsiniz hayatınızı ama bu aşkla ilgili, aşk hayatınızla ilgili mücadele eden kişi olacaksınız. Bu birlikteliği, bu ilişkiyi daha güçlü hale getirmeye çalışabilirsiniz. Yapmanız gereken sorumluluklardan fazlasını yerine getirebilirsiniz. Hani bu düşünüp sorgulama döneminden sonra ilişkide kendinizle ilgili yapmanız gerekenleri, ben bunları da yapmıyorum belki diyeceksiniz ve farkındalığınız artacak, değişeceksiniz ve kalkıp daha fazla şeyler yapabilirsiniz ilişkiniz için. Güçlü kartlar çıkmış, yeni bir ilişkinin içerisine girebilirsiniz, yeni bir ilişkinin içerisine kendinizi bulabilirsiniz ya da var olan ilişkinizde düşünüp dediğim gibi bu ilişkiyi ve kendinizi sorguladıktan sonra iş başa düştü deyip hani benim de yapmam gerekenler var. Ben değişirsem bu ilişki değişebilir tadında değişebilirsiniz ve bu size iyi gelecek. Güçlü kartlar çıktığına göre ilişki hayatınızda, aşk hayatınızda güzel şeyler sizleri bekliyor diyebiliriz. Güzel kartlar çıkmıştı. Aşk hayatımız böyleydi. Bir de sağlıkla ilgili kartlarımızı açalım bakalım. Sağlık kartlarımızı karıştıralım. Neler çıkacak? Boğa burçları genellikle sağlık konusunda güçlülerdir. Yemeği severler yalnız gerçekten ama iki türlü boğa burçları vardır. Birçok yiyip hiç kilo almayan ama bir de yemeği sevip kilo alan boğa burçları vardır. Dikkat etmeniz gerekebiliyor bazen. O hani ikinci kısımdaysanız özellikle. Sağlık konusunda kartlarımızda şöyle bir durum var. Sanki canınızı sıkan bir şey var. Psikolojik olabilir bu ya da bedenen olabilir ama bu şeylerin üstesinden geleceksiniz. Çok takılmayacaksınız. Bu ay biraz daha böyle sağlık konusunda endişe etmediğiniz, biraz daha relax davrandığınız ama bir o kadar da kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir ay geçireceksiniz ve bir şifalanma bir kartı çıktı. Eğer ki bu şeyi çok fazla takmazsanız ama tabii ki de sağlığınızla ilgili bir sorununuz varsa ve tedavi sürecindeyseniz hani takmayacağım, tedavi olmayacağım gibi değil. Hani dert etmeyeceğim manasında. Psikolojik bir rahatsızlık, psikolojik bir sıkıntı içerisindeyseniz bu ay çok takılmayacağım tadında olacaksınız. Ve bu sizi daha güçlendirecek. Hani psikoloji bedenen ve ruhen zaten gerekli ama bedenen rahatsızlıklarda da psikolojiniz iyi olduğunda bedenen de daha sağlıklı olduğunuzu düşünür. Ve sonra şifa kartı çıktı. Kesinlikle şifalı yani çok sağlık konusunda güzel. Hastaysanız kendinizi daha şifalanmış, iyi hissettiniz. Değilse de her şeyin yolunda olduğu bir ay çıktı. Çok güzel kartlar çıktı. Özellikle sondaki o şifa kartı. İnşallah da öyle bir ay geçsin sizler için. Sonra bakalım kartlarımızı aile hayatı için karıştıralım. Aile hayatımızda bakalım neler olacak, kartlarımızda neler çıkacak. Aile hayatıyla ilgili bir kez daha karıştıralım. Bakalım kartlarımız neler. Aile hayatında ailece çok istediğiniz bir haber, bir şey var. İşle ilgili olabilir, bebekle ilgili olabilir, bir şey. Yani çok istediğiniz bir şeyle ilgili o haberi alabilirsiniz. Aşklı olabilir, ilişkisel, maddi, manevi. Aile hayatında güçlü bir dönem sizi bekliyor. Güçlü bir ay sizi bekliyor diyebilirim. Bakın kesinlikle güzel şeyler gerçekleşecek arka arkaya. Baba otoritesinin daha yüksek olduğu, erkeğin otoritesinin çok olduğu ama bir o kadar da keyifli bir ay. Sanki böyle hep bir sevinç, ailedeki erkeğin mutlu olması, bu çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, babanız olabilir. Hani böyle
erkeğin mutluluğu ve güzel haberleriyle birlikte aileyi büyüleyeceği haberler. Yani biraz erkek tarafından gelecek haberler ve bir haber de çıkmış ama bu bebek haberi de olabilir, işle ilgili de olabilir, çocuğunuzun evleneceği haberini alabilirsiniz ya da ikili ilişkilerde maddi manevi bilmiyorum ama her türlü böyle güzel haberler, mutluluk, huzur, sizi büyüleyecek güzel bir aya doğru ilerliyorsunuz. İnşallah öyle olsun. O enerjiyi yayalım şimdi o şekilde. Beklentileriniz olsun, beklentilerinizin de hepsi gerçek olsun inşallah. Bir de iş ve kariyer konusunda kartlarımızı açalım. Bakalım boğa burçlarının iş ve kariyer konusunda kartlarında neler çıkacak. İş çok önemli ama emin olun emek verdiğiniz her konuda kazançlı çıkabilirsiniz. Eğer ki çok kazanamıyorum diyorsanız demek ki rotayı başka tarafa çevirmelisiniz. Hayatı ve yapabileceğiniz işleri sorgulayın derim ben. İş ve kariyer anlamında büyük bir güç kazanacaksınız. Bu güç kartı çıktığına göre yeni bir iş bulabilirsiniz. Kariyerde bir basamak ilerleyebilirsiniz. Maaşınızda bir artış olabilir. Bakın güçleniyorsunuz. Daha da güçlü hissedeceksiniz kendinizi iş ve kariyer anlamında. Hatta öyle ki kazançlarınızı, mutluluklarınızı başkalarıyla paylaşacaksınız. Çok güzel bir haber alabilirsiniz, terfi durumu olabilir, bunu paylaşabilirsiniz. Çok maddi olarak güçlenebilirsiniz, bunu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ama iş ve kariyer anlamında bir de bir kalp kırıklığı çıktı. Her şey yolunda giderken bazen şeydir ya, bazı iş yerlerinde çok para kazanırız ama küçük bir problem yaşarız. Biriyle, yöneticinizle, herhangi bir sorunda para kazanıyorsunuz, o kazanıyor olmanız sizi hani böyle çok tatmin etmeyebilir çünkü bir küçük sorun da çıktı. Hani olur ya, iş hayatında hep bir sorun çıkar ama boğa burçları bunun üstesinden çok güzel gelir. Hiç de sıkıntı olmaz. Çünkü boğa burçları gerçekten maddesel olan şeylere bu kötü manada değil ama parayı önemser. Çünkü paranın, gücün hayatın devamlılığı için gerekliliğinin farkındadır. Yani çok duygusal hareket etmez. Eğer ki onu kazandıracaksa o iş, o işte direnebilir. Bazıları duygusal davranır. Ben hemen işten çıkıyorum. Ben şöyle yapıyorum ama boğa burçları mantıklı hareket eder. O yüzden bir sorun varsa da bunu çok güzel halledebilirsiniz, çözebilirsiniz. Bakalım şimdi kartlarımızı maddi ve finansal konular için açalım. Maddi ve finansal konularla bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Şimdi iş ve kariyer okey ama maddi ve finansal kartlarımız bakalım bu ay bizlere neler söyleyecek. Hani bu aile içerisindeki bir maddi artış da olabilir. Yaptığınız yatırımlarla ilgili de olabilir. Bir şifalanma kartı çıkmış. Yaptığınız yatırımlarla ilgili olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Borçlarınız varsa onları çok kolay ödeyebilirsiniz. Bakın ailece çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Bu elinize geçecek paralarla alakalı olabilir. Bir şeyde de maddi olarak sizi zorlayacak bir süreç de yaşayabilirsiniz. Şimdi her şey güzel şifalanırken hayat inişli çıkışta tabii ki de bir şey sizi sıkıntıya sokabilir. Çok fazla para gelirken harcama yapabilirsiniz. Kazandığınızdan biraz daha fazlasına harcama meyilinde olabilirsiniz. Bunu kontrol etmelisiniz belki de. Ama yine de güç sizde kesinlikle. Hani bence bu küçük bir problem, küçük bir sorun çıkabilir ama onu atlatacaksınız. Çünkü kartların çoğu güçlü kartlar çıkmış. Belki de kazandığınız parayı yatırım yapmanız gerekir ama siz biraz daha harcamaya yönelebilirsiniz bu ay içerisinde. O yüzden böyle bu kartta çıkmış olabilir. Bazen bazı aylar çok harcama yapmak isteye olabiliyoruz. Bazen alışveriş hani böyle çılgınlıklarımız kendimize çok şeyler almak istediğimiz aylar oluyor. Evet, kontrolden kaçabiliyoruz. Ama yine de siz daha kontrollü olmaya çalışın. Şimdi bir de bebek isteyen boğa burçları ile ilgili bakalım. Sadece bebek isteyenler bu kısmı dinleyebilir. Ve sonra da aklınızdaki kişiyle ilgili kartlar açacağım. Bakalım bebek isteyenlerle ilgili kartlarımızda bakalım bebek çıkacak mı? Şimdi ailece evet bir mücadele veriliyor bebekle ilgili. Dünyanız sanki nasıl diyeyim, bu kartlarda böyle bebekle ilgili belki çok fazlasıyla düşüneceksiniz, çabalayacaksınız, olmasını istiyorsunuz belki. Tüm dünyanızı bu bebekle ilgili kanalize edebilirsiniz ama bu ay belki olumlu bir kart çıkmayabilir ya da yani sonradan şu düşünceden çıkabilirsiniz. Yani bütün dünyam hani bebek olsun bebek olsun derken yok ya hani her şeyim var, yani ben yoluma devam edeyim de ne zaman olursa hayırlısı olsun diye böyle yolu devam edebilirsiniz. Hani böyle direkt bebek çıkmadı bu ay kartlarda ama isteyen herkesin, bunlar sonuçta eğleniyoruz. İnşallah isteyen herkesin en hayırlı zamanda bebekleri olur. Bebek kartlarında bu ay kartlarımızda bebek çıkmadı.
aklımızdaki kişiyle ilgili bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Aklımdaki kişi yani bu eski bir erkek arkadaşınız olabilir, şu andaki aklınızdaki eski kız arkadaşınız da olabilir. Hani aklınızdaki kişi olabilir. Bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Aklınızdaki insan çok kendi işinde gücünde, çok kendi hayatında bir insan. Hani böyle şu anda belki de iş dünyaya biraz kapalı, belki şu an sizi bile göremiyor olabilir. Yaptığı hayatta şöyle bir birikim yapıyor. Belki işine kanalize olmuş, eğitim hayatına kanalize olmuş. Kendine bir birikim yapan, kendini besleyen şu anda bir insan gibi çıkmış. Ama bu insan büyülenecek bir şekilde. Bence aranızda bir şey olabilir. Sizi büyüleyebilir ama bu insanı siz belki istemeyebilirsiniz sonradan. Şöyle bazen bir insanı çok isteriz, geri gelsin. Geri geldiğinde anlarız ki zaten bitmiş, iyi ki bitmiş. Ama biz çok ısrarla yine gelsin, yine başlasın deriz ama zaten bitmesi gerektiği için bazı ilişkiler biter. Onu ikinci kez geldiğinde anlarız. Bazen biriyle birlikte olmayı çok isteriz çünkü hayalinizdeki kişi olduğunu sanarsınız. Aşk öyleymiş ya, iki türlü aşk varmış. Biri gerçek kişi aşk. Bir de hayalinizdeki kişi aşk. Karşınızdakini tanımadığınız için, tam anlamıyla bir ilişki yaşamadığınız için sizin için en mükemmel insan olduğunu sanar mısınız? Tanıyınca öyle olmadığını düşünebilirsiniz. Aklınızdaki kişinin gerçekten sizin aradığınız kişi olmadığını bu ay içerisinde düşünebilirsiniz. Aşk kartlarımızda da böyle çıktı. Umarım sizler için güzel bir ay olsun. Önemli olan niyetiniz, önemli olan niyetinize ve isteklerinize göre hareket etmeniz. Bir şeyi sadece istemek yetmiyor. İstediğiniz şeyler için muhakkak enerji harcamalısınız, çaba sarf etmelisiniz. Daha iyi bir iş için alternatifler değerlendirmelisiniz. İyi bir ilişki için gerçekten iyi bir insan olmalı ve güzel enerjiler saçmalısınız ki güzel enerjisi olan insanları çekebilirsiniz. O yüzden de istediğiniz her şeyle ilgili hareket ettiğiniz ve karşılığında alabildiğiniz bir ay olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.